top yönetimiydi. Evet. Bugün iş görüşmeleri ve mülakat teknikleri ile ilgili bir sunumumuz olacak. Bu sunumu Kamil Bey hazırladı, Kamil Bolat. Kendisi yapamadığı için bu sunumu onun notları üzerinden ben sizlerle paylaşacağım. Şeyin nedir o? Üzerinde yorumlarımızı birlikte yaparak bu konu, çünkü bizim iş görüşmeleri ve mülakat teknikleri ve bu sürecin doğru aşılması bizim kalan iş yaşamımıza doğru yerden başlamanın, doğru işleri yapmanın ve bu doğru işleri yapmaktan kaynaklı keyifli ve mutlu bir ne derler iş yaşamı ve özel yaşamı geçirmemizin altında yatan en büyük şey nedenlerden birisidir. Onun için son derece önemlidir. Son derece bizim hayatımıza yön verir. Çünkü iş, özel ve uykuyu ayırdığımızda hayatımızda en çok vakit geçirdiğimiz alanı doğru seçmek bizim mutluluk ve huzurlu bir yaşam için doğru başlangıcın anahtarıdır diye düşünüyorum. Böyle kabul ediyorum. O yüzden benim için de önemsediğim konulardan bir tanesidir arkadaşlar. Bir dakika. Niye ben bunu? Şimdi burada konuya şöyle girmek lazım. Dün aslında dünkü eğitimden devam eden arkadaşlar varsa, dün toplantının sonunda, sunumun sonunda bir konudan bahsetmiştik. Yani kendimizi tanımakla ilgili, kendimizin iyi, başarılı, güçlü yönleriyle, kendimizin zayıf, yetersiz, eksik yönlerimizi, şartların ve piyasaların ne derler, fırsatları ve tehditlerini görmemiz lazım. Bizim için bunlar önemlidir dedik. Bu önem işe başvuracağımız şirketi bulma anından itibaren geçerli. Öyle söyleyeyim. Doğru şirket ve doğru iş nedir? Bunu da şöyle, bu kitabı şeyleri konuşuyoruz ama bazen Türkiye'de yaşamanın ve ekonomik olarak geçinme ihtiyacından kaynaklı bulduğumuz her işe girme riskimiz hepimizin vardır. Benim de vardır. Bazı bu konuda hani şans ve şanssızlık kısmı başka bir şeydir. Ama bu arayışın devam etmesi ve doğru şirketi ve doğru işi bulma sürecinin bittiği anlamına gelmez. Önce onu konuşalım. Şimdi ben ne iş yapmak beni mutlu eder? Bu aslında sonuçta hepimiz çalışmadan iyi şey, aklımızdaki şartları yaşayacak geliri elde etmek hepimizi daha mutlu eder. Bunun daha ötesi yok. Ama çalışmak ve bir işe yaramak, o işten de gelirimiz sağlamak hepimizi faydalı olmanın getirdiği mutluluk öbüründen daha fazladır. Bu anlamda ne iş yapmak beni mutlu eder? Şimdi ben iş hayatına başladığımda planlama, endüstri mühendisi olduğum için planlamadan başladım ama sonra baktım ki planlamanın içinde kalmak beni mutlu etmeyecek. Çünkü ben işte standart, sabit, periyodik işleri yapmak beni mutlu etmiyor. Sonra kendi işimde farklılaşarak işte ben satın almacılık yaptım uzun süreler. Şimdi fabrika yöneticiliği yapıyorum. Belki planlamacı olarak iş hayatına devam etseydim, dünyanın, şimdi çok iyiyim anlamında söylemiyorum tabii ama mutlu anlamında söyleyebilirim, dünyanın en mutsuz çalışanlarından birisi olacaktım. Ama baktım bu beni mutlu etmiyor deyip beni mutlu edebilecek bir işi seçme tercihim en azından başarılı olup olmadığım başka bir taraftadır ama mutlu bir hayat sürmek başka bir tarafıdır. O yüzden mutlu bir hayat sürdüm diyebilirim. Başarılı olup olmamak gerçekten üçüncü taraflarla ilgili bir şeydir. Kendi kendimizin mutlu bir iş hayatı, mutlu bir yaşamı sürdürmek bence başarılı olmanın birinci kriteridir bana göre. Şimdi işte bu üçüncü satırda yazan konu önemli. Mecburiyetlerim neler? Ben önümüzdeki ay taksitlerimi ödemek için, şunları yapmak için benim bu ay bir işe girmem lazım diyorsanız
burada iş şansa kalıyor. Yani doğru iş ve doğru şirket kısmında çok fazla seçeneğiniz kalmayabilir. Ama bu bir işe girmeniz demek, iş arama sürecinin ve doğru işe arama sürecinin bittiği anlamına gelmez. O yüzden ne iş yapmayı düşündüğünüzü, neyi amaçladığınız hem bireysel olarak hem yaşamınızda, iş yaşamınızda hem de kendi bireysel yaşamınızda neyi amaçladığınızı koyduğunuz zaman bence birinci adımı doğru atıyoruz diye düşünebiliriz. Şimdi burada şirketler ve pozisyon olarak kendimizi konumlandırmamız lazım. Her işi, her mesleğin, ister makine mühendisi olun, ister endüstri olsun, ister mekatronik olsun, bu mesleğin içindeki ya çok özel, spesifik bir iş yapmıyorsanız, pozisyonlarınıza kendini seçebilirsin. Yani bir şirkette şu sektörde çalışmak istiyorum deyip kendinize bir hedef koyabilirsiniz. Bu sektörde veya şöyle bir departmanda, şöyle bir görevde çalışmak istiyorum kısmını tanımlamak başlangıçta bizi kendimizi doğru ifade etmemizi kolaylaştırır. Peki nerelerden bulacağız bunları? Bir kere önce herkes yaptığı gibi işte tanıdığımız eşimize, dostumuza, çevremize haber vereceğiz. Ondan sonra internette bu işler çok imkan var ama bir o kadar da bu iş böyle hani seviyeler yerde. Yani bir işe ilan çıktığınızda herhangi bir internet sitesinde biz diyoruz, üzerine yazıyorsunuz ki erkek aday olsun, kadın adaylar da başvuruyor. Askerliğini yapmış olsun, yapan yapmayan başlıyor. Makine mühendisi diyorsunuz, bütün işler başlıyor. Yani her meslek başlıyor. Yani orada hani otomatik CV'yi açık bütün iş taleplerine göndermek anlamında bu siteleri kullandığınız zaman zaten ilk başlangıçta değersizleşiyor sizin CV'nizde, başvurunuzda. Rastgele başvuru, işte bu yine eğer sektöre karar verdiyseniz, pardon telefon sesini kısmadım, olur açalar. Sektöre karar verdiyseniz o sektör hangi şehirlerde ve o sektörle ilgili bu hangi şehirlerde çalışabilecek firmaları bulup bu firmaları tanısanız da tanımasanız da başvuru yapabilirsiniz. Bu konuda danışmanlık şirketleri var. Onların üzerinden gidebilirsiniz. Yani siz kafanızdaki çalışmayı düşündüğünüz pozisyon, departman ve sektörle ilgili firmalara ulaşmak için her türlü yolu kullanabilirsiniz. Bunlar eskiden çok sıkıntılıydı. Fiziki olarak gitmeniz lazımdı, bulmanız lazımdı. O firmanın kapısından girip bekçisiyle tanışmanız, güvenliğiyle tanışmanız lazımdı. Ama şimdi internete oturduğunuz yerden dünyanın her yerine CV gönderebilirsiniz. O yüzden şu anda bu imkanlar son derece geniş. Şimdi evet, başvuru istediğiniz internet üzerinden veya herhangi bir kanaldan istediğiniz yere CV'nizi gönderebilirsiniz ama burada yazılı göndereceğiniz CV ile kendinizi ifade etme, anlatma şeyleriniz, içeriğiniz ve doğruluğunuz, samimiyetiniz sizin oraya davet ettirmenin birincil açısıdır. Çünkü siz demek ilk başlangıçta o CV'deki yazanlar kadarsınız. O CV'lerdeki yazanlara okuyanın bununla bir konuşayım dedirtebiliyoruz bir CV'yi hazırlamışsanız problem yok. Ama o CV karma karışık, içeriği belli olmayan, amacı belli olmayan, hedef belli olmayan, sadece her şeyin yazıldığı bir metin haline dönüştürmüşseniz ilk okuyan tarafından kendinizi siz o kadarsınız dedim ya, o kadar kişiyi davet etmeye değer bulmayabilir. O yüzden CV hazırlamanın hakikaten biz okuyanlar tarafındayız şu an için ama hazırlayanlar tarafından gerçekten okuyanların ne anlaması gerektiğini, sizin neyi söylemek istediğinizi iyi anlattığınız bir arayüz programı gibi düşünebilirsiniz. Bir kere genel CV'lerden bahsetmiyorum. Hani her tarafa gönderip işte internette, yani sektör ve iş
fark etmez. Ben sadece bir makine mühendisi olarak iş arıyorum, endüstri mühendisi olarak iş arıyorum, mekatronik mühendisi olarak iş arıyorum, uçak mühendisi olarak iş arıyorum ama neresi olursa olsun diyor iseniz genel bir CV hazırlarsınız. Ama bunun dışında bir şirkete gönderecekseniz, bir ilana gönderecekseniz o CV kesinlikle her şeyiyle, çerçevesiyle o şirkete ait olmalıdır. O şirketin, o şirkette o sizi çağırmaya niyetlenecek kişinin, sizi çağırmaya yetkili kişinin bu mektubu bana yazmış dedirtecek özelliği olmalıdır. Evet, bunu söylerken çok ayrıntılı bütün zaman, saniye, dakika olarak bütün şeyinizi belirtin demiyorum. Ama orada size bir şeyler sormalarını sağlayacak, sizden bununla ilgili bu arkadaş bize uygundur deyip bu arkadaşla görüşmeye değer dedirtecek ipuçlarını barındırmasını istiyorum sadece. Burada sizi davet ettirmenizi sağlayacak doğruluktan uzak ve size ait olmayan bilgileri içeren notlar kesinlikle olmamalı. Bu bir kere hani nitelikli dolandırıcılığa girer ki bu o gittiğiniz ve konuştuğunuz andan veya bu fark edildiği andan itibaren ciddi anlamda olma ihtimali olan bir şey bize olsa, bir iş bile olsa, bir başvuru böyle olsa kesinlikle başlangıçta kendi kendine şey yapan, nedir, öldüren bir hareket olur. Zaten doğru bilgi sadece iş yaşamında, sadece CV'de, sadece şeyde değil. Bütün hayatımız boyunca bizim hani düsturumuz olması gereken bir şey. Bunun hani doğru bilgi oraya verin demek bile abesle işgal ama şartlar oraya geldi ki artık doğru bilgiyi ve doğru işler yapmayı, doğru şeyler söylemeyi artık söylemek zorunda kaldığımız durumlar olabiliyor. Şimdi kişisel bilgiler bunlar sizle ilgili. Yani size nasıl ulaşacaklar? Siz kimsiniz? Nerede doğmuşsunuz? Sağlık durumunuz, önemli bir sağlık probleminiz var mı? Askerlikle ilgili nerelerde okumuşsunuz? Yaptığınız stajlar veya daha önce bir yerlerde çalıştıysanız oralar ve sizinle ilgili kimler referans olabilir ve siz nelerden hoşlanırsınız gibi kişisel olarak sizin çerçevenizi tanımlayacak. Yani sizi görerek değil de okuyarak birinin tanımasını sağlayacak bilgileri içerir. Buraya giriş kısmı eskiden böyle bir şey yoktu ama şimdi var ve önemli ve gerçekten ilk bu satırları çok uzun tutmamak kaydıyla bu satırları doğru yazdığınız zaman bunların altını okuma konusunda insanları ikna edebiliyorsunuz. Mesela demiş ki Kamil kardeşim, sayın insan kaynakları yetkilisi, öğrenmeye açık mesaj veriyorsun. Azimli ve mesleğimle ilgili konuları projeye yaratmaya istekli girişim. Bir istek belirtiyorsun, beyanda bulunuyorsunuz. Ben şirketiniz gibi kurumsal. Karşı tarafa diyorsunuz, ben kurumsal bir şirkette çalışmak istiyorum, siz de kurumsal bir şirketsiniz. Köklü bir şirkette çalışmak istiyorum. Ha, sizin geçmişiniz var ve ben buna saygı duyuyorum. Ben de böyle bir şirkette çalışmak istiyorum. Yani karşı tarafı bir tanımlama getiriyorsunuz. O tanımlamayı dair firmalarda çalışmak istediğiniz niyetinizi beyan ediyorsunuz. Sahip olduğum bilgi ve yeteneklerim yok. Ben bir şeyler sahibim. İşte aşağıda göreceksiniz. Bunları sizin yanınızda kullanırken kendimi de geliştirmek istiyorum diyerek bu süreçleri tamamlıyorsunuz. Çalışma istediğimden size faydalı olur. Yani burada çok uzatmadan, çok özetle, çok beylik cümleler olmadan kendinizi, yani siz konuşsanız böyle konuşursunuz. Siz kendinizi anlatsanız böyle anlarsınız. Yani onun sesli olarak siz söyleseniz, işte ses tonunuzla, mimiklerinize vesairenize bunu anlatırsınızı kısaca oraya yazın ki CV'nin devamını arkadaşlar okumaya değer bulsunlar. Yani burada demin üzerinden analiz etmeye çalıştığımız gibi siz çalışmak istediğiniz bir şirketi. Ben şöyle sektörde, bu sektörde bir şirketle çalışmak istiyorum. Zeylan'da onun çünkü siz öyle bir şirketsiniz. Ben işte şöyle bir görev yapmak istiyorum. Çünkü ben bu görevi yapmak benim işte CV'lerime baktığın zaman, alttaki bilgilerime baktığımız zaman geldiğimiz noktada ben bu işleri yapmak istiyordum zaten ve kendim buna hazırladım.
Benim amacım böyle bir işte bu konuları yapmak için kendimi hazırladım. O yüzden buraya başvuruyorum. Geçmişte yaptıklarım işler bunlar. Çünkü ben buraya hazırladım. Ben başvuranlardan şöyle şöyle bir farklılıklarım var. Bunlar başvuranlar değil de bu işe özel böyle özelliklerim var. Bunların bu işi, bu departmanda, bu görevde, bu şirkette bunları yapmanın doğru olduğunu ve faydalı olacağını düşündüğüm için başvuruyorum. Benim bazı sıfatlarım var. İşte ben çok dikkatli bir adamımdır. Çabuk algılarım, problem çözme yeteneğim iyidir vesaire diye. Yani kendinizi karşılıklı konuşma ihtiyacından önce daha iyi tanıtacak cümleler ve tabi bunlar cümle olarak değil, bunlar aşağıya yazdığınız noktalar ve virgüllerle işte okullar, okulda aldığınız kurslar, stajda aldığınız yetkinlikler, hobileriniz, hobilerdeki kazandığınız yetkinlikler bu şirketteki, bu sektördeki ve bu pozisyondaki işi yapmak için kendimi hazırladığımı ifade edeceğiniz yerlerdir. Evet, şimdi amacı yazdık, eğitim yazdık, staj bilgileri, iş deneyimi, güçlü yanlar, baskın özellikler, başarılar, kurslar ve seminerler ve bu hayatı nasıl yaşadım. Bu şekilde demin bahsettiğimiz detaylarla ilerliyoruz. Şimdi ben diyorsunuz ki ben iddialıyım, iddialı bir şirkette görev. Siz başka bir şey söyleyebilirsiniz. Ben büyük bir şirkette çalışıyorum. Ben bir holdingde çalışmam. Ben küçük bir atölyede her şeyi yapmak istiyorum. Ben işte bir üretim departmanında ben yeni bir proje devreye almaktan hoşlanıyorum. Ben yeniliklerle şey. Burada amacınız nedir? O işe başvurmadaki amacınız nedir? Onu ifade edeceksiniz ve bu amacını sağlarken şirkete bunun faydasını sağlarken ben de burada sizden bir şey öğreneceğim. O konularda hazırladım kendime eksiklerim var gibi de böyle bir şey yapıyorsunuz. Hani eğitime, öğrenmeye açık olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Her zaman buna dikkat edin. Bir şeyin işte stajyerlerinizi, aldığınız eğitimleri, okulları, daha önceki çalıştığınız şirketleri CV'nizde belirtirken hep sondan başa doğru yap. En üste okunan en son olandır. Buna dikkat edin. Hangi yıllarda, hangi okullarda, hangi bölümleri ve nerelerde okuduğunuzu işte şeyle ilgili eğitim durumu olduğu için bunu söylüyorum ama daha şirketler ve stajlar içinde bu sondan başa doğru kuralı her zaman geçerlidir. Eğitim öğretim dışında da siz insan sosyal bir varlıktır diyoruz. Eğitim öğretim dışında da sizin bir şeyiniz var. Bir de orada bir yanınız var. Bir öyle şapkanız da var kafanızda. İşte sosyal kurumlardaki üyelikleriniz, buralarda yaptığınız faaliyetler ve bu faaliyetler tesadüf müdür? Bu faaliyetlerin bir amacı var mıdır? Bu faaliyetleri yaparken neler öğrendiniz? Ve bu faaliyetleri öğrenirken herhangi bir kurs, seminer ve benzeri bir şeyler gördünüz mü? Yani bir sertifikasyon, işte katılım belgesi. Bunlar öğrenciler gerçekten bunları çok önemsiyorlar. Bunları belki kimse alıp sizden getir bakayım göreyim demeyecek ama bunları görüp görmediğinizi sizden konuşurken soracaklar. Kesinlikle evrak üzerinde olması yeterli olmayacak. Bunları sizin içselleştirmiş olmanız ve buraya yazarken de bir amacınız olması lazım. Belki A şirketine ve A pozisyonuna bahsederken bunlardan 3 tanesini yazmayacaksın. Çünkü o kurs kişisel gelişimler ve şeyler orayla ilgili değil. Yani orada dediğim gibi genel bir CV hazırlamaya bir şirkete bir pozisyona gönderiyorsanız oraya odaklanın. Orayla ilgili. Oradaki o pozisyona eleman alacak kişinin görmek istediklerini, duymak istediklerini düşünün ve onları oraya belirtmeye çalışın diyoruz. Burada da aynı şekilde hep sondan başa göre işte yıllar hangi konularda, hangi içeriklerde, hangi yılda, ne kadar sürede bir eğitim aldınız ve bu eğitimi kimden aldınız? Bunlar bazen aldığınız eğitimden çok eğitim veren kişinin kimliği ve şeyi de ne derler etkiler. Stratejik ve planlık uygulama yine aynı şey. Stajlar neler yaptınız? Bunlar hep sondan başa doğru ve o stajlarda mutlaka bu son satırda önemli. O stajlarda mutlaka ne öğrendiğimiz şey yapar. Bir saniye arkadaşlar.
Pardon arkadaşlar, içeride üretim ve şey devam ettiği için bir bilgi aktarmak zorunda kaldım. Peki, dediğimiz gibi stajda gezdiniz mi? İşte herhangi bir departmanda özel bir projede yer aldınız. Herhangi bir, özel demeyelim. Sizin yer aldığınız, destek verdiğiniz projeler, çalışmalar, işler nelerdir? Ve orada ne öğrendiniz? İşte proje yönetimini mi öğrendiniz? Efendim işte toplantı nasıl, toplantı notu mu tutturdular size? Bu bile bu basit gördüğümüz toplantı notu hazırlama konusu, toplantı raporu hazırlama konusu bile şu anki nesilde gerçekten öğrenmek zorundasınız desem herhalde iddialı bir cümle söylemem, sıradan bir cümle söylerim diye düşünüyorum. Şimdi tekrar dünkü konumuza dönersek, hani güçlü kişiler kendi SWOT analizlerini yapsın, güçlü ve zayıf yönlerini belirlesin demiştik ya, işte burada kendinizi iyi tanımamız lazım arkadaşlar. Bunlar şeyler, burada yazdıklarım, yabancı dil vardır, yoktur, seviyesi bellidir. Tecrübe, şu kadar çalıştık, bu kadar çalıştık, şu işlerde yaptık. Hangi konularda çalıştık? Ve yönetim yaklaşımı. Siz bir yönetici adayı mısınız? Yoksa oradaki çalışacak bir memur musunuz? Ve sadece iş yapacak biri misiniz? Çünkü bazen bunu birisi iyi, birisi kötü adına yorumlamıyorum. Özellikle örneği en kolay olduğu için mühendislik departmanından biri. Türkiye'de en büyük sıkıntılardan biri şirketler gerçekten ücretini arttırabilmek için insanların ünvan vermek zorunda hissediyorlar. Ünvan vermezse şirketin parayı veremeyeceğini düşünüyorlar. Böyle olunca da çok iyi bir teknik ressamı, çok iyi bir dizayn mühendisine sadece maaşını düzenleyebilmek için şef veya müdür pozisyonuna getiriyorsunuz. Ama iyi bir dizayn mühendisini kaybediyorsunuz. Kötü, bazen de çoğu zamanda bu görevler için çoğu zamanda kötü bir yönetici elde etmiş oluyorsunuz. Yani iki kişi kaybediyorsunuz orada. O yüzden şirketler gerçekten, özellikle insan kaynakları ücretle tecrübeyi beraber değerlendirebilirler. Ücret ve yaptığı işin kalitesini beraber değerlendirebilirler. Ama ücret ve ünvanı yan yana koyduklarında yönetilmesi zor bir hiyerarşi oluşturuyorlar farkında olmadan. Ben sanıyorum bir 10 yıl kadar önceydi, yurt dışında bir iş yapıyorduk. O firmadan bir tane bize kaynakla ilgili bir işti. O parçanın kaynağını göstermek üzere bize bir tane eleman geldi. Ama eleman ne mühendis, ne yönetici, ne müdür, ne bir şey. Oldukça yaşı, işte o zaman için söyleyeyim, şimdi ben kendi yaşım ortaya çıkmasın diye yaş detayına girmeyelim. Ama bizim şu anda EYT'li olmasa bile normal şartlarda emekli olabilecek yaşlarda bir arkadaşımız geldi. Bize konuyu öğretti. Ben dedim ya, bu arkadaş işte yönetimci müdür, yok müdür müdür, yok orada bu eleman. Kalifiye bir elemandır, iyi bir elemandır, işini iyi yapar. Biz normal emekliye geldiği halde yeni elemanları yetiştirsin diye buna verdik. Peki dedim, sorması yani o işler çok şey değil ama ücret mertebesi olarak şu anda bu arkadaşa verdiğimiz ücret bizim efendim şefle müdür arasında verebileceğimiz bir, yani bir seviyede bir ücret veriyoruz. Bunu da şey anlamında söylemiyor, yani onu geçemez geçer anlamında söylemiyor. Sadece o ücreti veriyoruz. Çünkü o kadar bizim verebileceğimiz ücret. Ama onu yapmak için işte adına danışman dememiş, adına koordinatör dememiş, adına müdür dememiş, adına bir şey dememiş. O adam yine kendi adıyla anlıyor ve o işin uzmanı diye geçiyor. Başka hiçbir özelliği yok. Şimdi buna dikkat etmezsek biz hakikaten şöyle düşünün. Atıyorum çok iyi bir basketbolda bir numarayı, sen çok iyi oldun artık sen numaran yükselmen lazım deyip beş numarada oynatamazsınız. O hep İyinin daha iyisi bir numara olacaktır. Herkes kendi pozisyonunda iyi olmasın peşinde olmalı. O yüzden burada siz kendinizi iyi tarif ederken neyi yapmak istediğinizi, neleri meraklı olduğunuzu, neleri daha iyi yapabileceğinizi söyleyin ve neye öğrenmeye açık olduğunu söyleyin. Yöneticilik vasfı ile ilgili bir talebiniz, bir şeyiniz var ise onu aldığınız eğitimler ve sosyallik kısmındaki belirteceğiniz becerilerle bunu zaten karşı tarafa ifade edebilirsiniz. Veya iş odaklı çalışmak, işini yapmak ise onu yine
burada belirleyebilirsiniz diye konuştum. Anlatmaya çalıştım. İşte ne dedim? Mesela burada yazmış Kamil Bey, koordinasyon yeteneği, gelişmiş sorumluluk duygusu. Bunların hepsi sıfatlar. Yani iş hayatında lazım olan sıfatlar. Bunlardan hangisi size veya burada olmayıp da sizin kendi ifade... Burada bunları yazmaktaki neden şu. Bunları yazdığınız zaman ben bunları yaptığımda mutlu, huzurlu, verimli bir çalışan olurum. Verimli olarak işimi yaparım demek için. Öyleyse. Ben bunları yaparım. Bunları yaparsam da mutlu olurum. Mutlu olursam da iyi iş yaparım. İyi çalışırım ve verimli çalışırım. Ve bu şirkette o yüzden çalışmak istiyorum. Cümlesinin altında yatacak şeylerdir. Sübliminal mesajlardır diyebiliriz. Evet. Şimdi iş hayatında ve toplum yaşantısına başlayalım. Efendim herhangi bir kurulda başkanlık yaptıysanız, herhangi bir öğrenci kulübünde bir fonksiyon yerine getirdiyseniz, herhangi bir sosyal toplum örgütlerinde, STK'larda görev yaptıysanız, nedir? Bunları bunu yaptığınızı, bunun için ama bunların hepsi dediğim gibi o bir yere başvuruyorsanız, o bir yere başvurduğunuz işe bir hizmet edeceğini okuyanın, lan ne, bu da ne alaka arkadaş burada dedirtmeyecek, ha bak bu da varmış, bu da önemli bir şey bizim işimizde, dedirtecek konuları buraya yazmanızı tavsiye ediyoruz özellikle. Gelişmeye açık yönler. Burada bunlar aslında çok yazmayı tercih ettiğimiz şeyler değildir. Ama Kamil Bey buraya belirttiği için bu slide'ın üzerinden de geçeceğim. Bunlar yazmasanız bile sizin bileceğiniz şeylerdir. Sizin bunları zaten çözüyor, çözebiliyor, çözme yolunda adımlar atıyor olduğunuz işlerdir. Eğer yabancılık konusunda eksik oluyorsanız, eksikseniz buraya benim yabancılığım eksik yazmanın bize faydası yok. Karşı tarafa da faydası yok. Siz yabancı dilin eksik olduğunu hissedip yabancı dil konusunda neler yaptığınızı, şu kursa devam ediyorum, şu kursa gidiyorum, şunu yapacağım, şöyle çalışıyorum. Ya böyle bir şeyse buna itiraz etmem. Ama ben yabancı dil bilmiyorum. Mesela sormadım ki zaten, bilmiyorsan bilmiyorsun. Bilmediğin oraya yazman. O eksik gördüğün yönlerinle ilgili bir şeyler yapıyorsan, o eksik yönlerin karşı tarafın kendi işine yarayacağı düşündükleri şeyler veya böyle bir iş için böyle bir yetenek de lazım diyor ama o yetenek sende eksikse, bende öyle bir eksiklik var ama ben bunu şöyle kapatıyorum, şu an kapatmak için şöyle bir çaba içindeyim de orada yazabilirsiniz. Bu amaçla yazabilirsiniz ama benim gruba karşı konuşma konusunda çok yeteneksizim. Yani böyle bir cümle olmaz ama bu konuda ben motivasyonla ilgili danışmanlık alıyorum, şöyle bir şey yaptım, kendim bu konuda geliştiriyorum. Belki öyle bir konu sizin başvurduğunuz işle ilgili hiç önemi yok. O zaman hiç yazmayacaksınız. Lazım. O işe başvuran kişi, o işi yapacak kişi, gruba karşı konuşma konusunda öyle bir özelliği lazım ise, o zaman yazacaksınız. Bu özelliğiniz eksikse böyle nasıl tamamlayacağınız, nasıl tamamlamaya başladığınızı da yazacaksınız diye tavsiye ediyorum kendime. Evet, iş deneyimleri hep ilk iş başvurusu olmayacak. Sizin iş hayatınız boyunca belki bir sürü iş başvuruları olacak. Bu şeylerde yaptığınız işle, geçmişte yaptığınız işlerde, işte yaptığınız işler, sorumluluklar, kaç kişi yönettiğiniz, efendim o işteki başarılar, eğer o şirketi aradıklarında, öyle düşünün, aradıklarında, sizin departmanınızla ilgili siz sorduklarında veya siz sormasalar bile onu sorun. Ha, öyle bir iş başarılı bir işti. Bunu da Ahmet yaptı. Öyle bir iş başarılı. Vallahi kim yaptığını bilmiyoruz. Hiç önemli değil o. Ama o herkesin o bölümde o işi yapanların bile hatırlayabileceği bir şey olması lazım. Yani sadece siz kendinizi başarılı hissettiğiniz işleri buraya yazmanız çok bana makul gelmiyor. Çünkü herkes kendi yaptığını yumruk yiyinceye kadar herkes kendi yumruğunu demir yumruk zannedermiş. Herkesin kabul edebileceği başarılardan bahsetmek lazım ama bunları da çok fazla daha abartmak lazım. Bir iki cümleyle özetlemek lazım. Yani bunu ben yaptım. Gerçekten yaptım. Şu işe yaradı. Bu da şirket için, bölüm için, sektör için faydalı bir işti. Bu bilgiyi paylaşmak bence son derece önemli. Dernekler, diğer üyelikler ve hobiler. Yani siz işin dışında nasıl bir insansınız?
Efendim ben kitap okurum. Herkes bunu yazıyor. Ben sinemaya gidiyorum. En son hangi filme gittin hatırlamıyorum. Ya bu kadar sinemaya gitmeyi seviyorsan. En son hangi kitabı okudun? Şimdi ne kitap okumayı düşünüyorsun? Şu anda ne kitap okuyorsunuz bilmiyorum ama ben kitap okumayı seviyorum. Herkes bir yazıyor. Çünkü kitap okumak iyi bir şeydir. O yüzden herkes kitap okumak iyi bir şeydir deyip bir şey yazıyor. Ama kitap okumuyorsanız yazmayın abi. Dergi okur. Belki ben hani bizim zamanımızda vardı şimdi var mı o çizgi. Ben Pekos bile okumak istiyorum. O zaman yaz onu yaz. Ama gerçekten en başta söyledik ya doğru bilgi olması lazım. Sizin soru karşı sorular geldiğinde doğru bilgi yanlış verdiğiniz bilginin sorgulanması aşamasına geldiğinizde onun doğru olup olmamasının bir önemi kalmamıştır. Sorgulanabilir olması, sorgulanır olması bile sizin karşı tarafta güveninizi yıkacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi tabii hep söylediğimiz burada da anlatmaya çalıştığımız, benim de üzerinde durmaya çalıştığımız sahip olduklarınız, yani sizin yeteneklerinizin, kabiliyetlerinizin, kendinizi hazırladığınız, yapmaktan mutlu olduğunuz işlerin veya özelliklerin o iş için uygun olduğunu ifade etmeniz lazım. Sizi sanki şöyle düşünün, sanki siz hayatınızda kendinizi o işe hazırladınız. O departmana, o göreve, o şirketteki o sektöre hazırladınız. Gerçekten insanın böyle çalışmak istediği sektörler ve departmanlar vardı. İşte o hazırladığınız departmana, göreve başvuruyorsanız işte kendinizi oraya hazırlıyorsunuz. Gerçekten onu karşı tarafa hissettirmemiz lazım. Şimdi siyasi olmamalı. Çünkü siyaset insan siyasetsiz de olmamalı. O başka bir şey. Üniversite mezunu olmuşsunuz. Bir hayat görüşünüz, bir dünya görüşünüz, bir dünya hedefiniz yoksa siz zaten sadece bilgi biriktirmişsiniz. Yani bir şey olmamış. Ben o tür insanlar da yani şey var ya söylüyor arkadaşlar taraf olmayan bir taraf olur. Gerçekten o konuya ne önemli? Bir taraf olmamız lazım. Taraf olacağız her zaman. Ama siyaset sizi tanımlamaları içindir oradaki siyasi tavrınız. Çalışmanızın ve o işle ilgili bazen hiçbir önemi olmayabilir o işin. Ama bir duruşunuzun olduğu, aktüeliteden haberiniz oldu ama bu şey değil. Hani gündüz kadın programlarındaki aktüeliteden bahsetmiyoruz tabii. Dünyanın aktüelitesinden, Türkiye'nin aktüelitesinden veya o sektörün aktüelitesinden haberdar olmamızdan bahsediyoruz. Şimdi referanslar yazacağız dedi ki ben işte şu şirkette şu benim referansımdır. Lütfen bu kişileri önceden arayın. Haberdar edin. O kim falan filan diye karşı taraf tereddüt ettiği zaman hoş gitmiştir. Ondan sonra söyleyeceği her şey kurgudur. Sanki siz telefonu kapatmışsınız da aramışsınız veya siz konuşmuşsunuz da CV'yi arayana telefonu vermişsiniz, size anlatıyormuş. Yani buna hazırlıklı olmalı lazım karşı taraf. Ve bunlar hani bazı şeyler hani bize de söylüyorlar ya benim hakkımda bir şeyler söyler misiniz? Ya, o söyleyi rica edeceğiniz kişi sizi gerçekten tanıyan olmalı. Sizinle çalışmış olmalı. Sizinle bir yerde beraber olmalı. Yani sizin 5 kişi yazıyorsunuz. 5 kişi de derneklerden, sosyal hayatınızdan ve mahalleden arkadaşlarınız. Bu böyle şey olmaz. Referans bu değil. Referans siz bir işe başvuruyorsunuz. O işte bir şey yapmaya, bir işi yapmaya, bir görevi yapmaya talip oluyorsunuz. O işi görevi yapmaya talip olduğunuzu ve yapabileceğinize referans olacak kişiler olmalı. Sizin dernekteki arkadaşınız olmaz. Ama dernekteki arkadaşınız şöyle bir özelliği de olabilir. Sizin organizasyonla ilgili ne derler bir takım oluşturma ile ilgili raporlama ile ilgili bir özelliğinizi anlatacaksa o da olabilir. Ama bu dediğimiz gibi hep karşı tarafta bir tane hedef var. Tüm elinizde de 5 tane ok var. Bu 5 oku da aynı hedefe yönlendirecek şekilde yönlendirmeniz lazım. Karşı taraf okurken bu ok da o istikamete, bu ok da benim firmamı gösteriyor, bu işaret de bu departmanı gösteriyor, bu konuda bu arkadaşı işaret ediyor dedirtecek içerikli olmalı. Referansları üzerinden geçtik. Referansların bazen isim önemlidir. O isim ya bununla beraber çalıştıysa bu arkadaşın
referans oluyorsa bu arkadaşla oturulur, konuşulur. Bu arkadaş en azından dinlenebilir. Yani sizi masaya oturtacak şeylerdir. Yukarıda yazdıklarınız gibi kişilerdir diyebilirsin. Şimdi uygun değilsiniz, sinirlisiniz, gerginsiniz ama telefonda değilmiş gibi, o zaten mümkün değil. Bir şey söyleyeyim, ben size arayayım diyeyim, 10 dakika içinde döneceğim diyeyim. Bir kere birçok şirkete başvurulmuş olabilirsin, başka şirketlere başvurmuş olabilirsin. Kim aradı? Nereden aradılar? Neresi için aradılar? O şirkette belki 2-3 bölüme başvurmuş olabilirsiniz. Ve kafanızdan orayla ilgili şeyleri bir toparlayın. Ben ne yazmıştım? Çünkü şirkete yüzeleceğiz ya, çok no name bir CV hazırladıysanız, böyle dikdörtgen bir CV hazırladıysanız ve her yere aynı CV gönderdiyseniz onda bir problem yok. İstediğiniz gibi geliştirebilirsiniz ama değilse bunu hatırlamaya çalışın. Size hemen telefonda nereden duydunuz? Bizim o zaman bunu böyle bir kafanızda hemen bir şey, çünkü siz iş arama sürecindesiniz. Her an sizi biri arayabilir. Her an işe davet edilir. Bunun için beyniniz ve zihniniz buna odaklı olmalı. Arandığınızda tanımadığınız bir numara tarafından arandığınızda sizi iş görüşmesine çağrılacağının idrakinde vararak dinleyin. Mümkünse kendiniz notlarınızı alın. Net adresi alın. Anlamadığınız bir şey varsa çok dikkatli sorun. Çünkü 2 gün sonra davet edildiğiniz yerine gidemeyip aramak daha kötü bir şeydir. Evet, yani bu mutlaka aranmak, davet edilmek önemli bir şeydir. Keyifli bir şeydir ama şunu yapmayın. Ne derler? Abartmayın. Memnun olun. Teşekkür ederim. Şimdi geldik. Çağrılacaksınız. CV'nizi gönderin. Alın o CV'nizi. Tekrar bir daha çalışın. Bu CV'nize yazmayıp anlatacaklarınızı bir daha düşünün. Bunları kafanızda kurgulayın. Yani biri şeyin önünde, ne derler, topluluğun önünde bir konuşma yapacakmış edasıyla kendinizi, bir arkadaşınızı, kardeşinizi, aileden birini veya aileden olmayan birini alın karşınıza ve siz kendinize doğru soruları sorun ve cevaplarını verin. Bunun antrenmanı yapın. İş ilanını tekrar okuyun. Bu önemli bir konu. Ondan sonra kendinize, hani vardı en başta kendinizi tanıtan kısmı, bu sefer daha da özelleştirin. Bu şirketi neden istiyorsunuz? Bu şirkette sizi ilgi çeken nedir? Bu şirkette çalışmak size ne ifade ediyor ve siz onlara ne kazandırabilirsiniz? Bunları kafanızda baştaki kısmı tekrar gözden geçirerek iyice tanımlayın kendinizi. İyi ifade edin. Bu görüşmeden sonra bir daha görüşme mi yapacaksınız? 3 görüşme daha mı yapacaksınız? Toplu bir görüşme mi yapacaksınız? Patronla mı görüşeceksiniz? Genel müdürle? Neyle görüşecek? Bu süreç nasıl geçecek? Ve ne kadar sürede bir, sen 3 ay sonra bir daha mı arayacaklar? 10 gün içinde mi arayacaklar? Yani tekrar arayıp ne oldu sonuç, ne oldu sonuç diye sormak sizde zorlar, karşı tarafta yorar. Onun için yavaş yavaş kendinizi bunu bu sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmeniz lazım. Önce işte telekonferansla konuşacaksınız. Telefonla konuş, sonra telekonferansla, sonra davet edilir, sonra da yöneticiyle konuşur mesela gibi. Bununla ilgili işte çevrenizden, arkadaşınızdan bir benchmark yapın. İşte ben buradan ne alabilirim, ne kadar istemeliyim, yani sizin ne kadar istediğiniz bir yerden sonra çok önemi kalmıyor. Neden? Hani var ya insan ihtiyaçları sonsuzdur. Şey var ya, tabiri var ya, aklıma gelmedi şimdi. Onun gibi sonsuz olabilir ama o şeyin alabileceğin, alınabilecek ücret baremine, o şirketin verebileceği ücret baremine, o pozisyonda alınacak ücretlerin neler olduğunu artık kendi kafanıza herhalde bir barem oluşturmuşsunuzdur. Onu korkmadan, çekinmeden söyleyin. Evet, abartılı giyinmeyin. Yani ne kıyafet olarak ne de kadınlar için dikkat çekecek kıyafetler olmasın. Silik, sönük kıyafetler olmasın. Ama kendinizi tanımlayacak bir görüntü olsun. Kesinlikle geç kalmayın. Erken gidin, oturun, kalp atışınız bir normale dönsün. Ola ki hava şartlarına göre terleme vesaire. Bununla ilgili kendinize hazırlıklı olan ve gerekiyorsa tedarikli gidin. Gidin bir lavaboda kendinize bir daha bakın oraya geldiğinizde. Mutlaka bir not defteriniz olsun ve hem konuşacaklarınız bulunur içinde hem de yazacaklarınız bulunur.
Bir gün öncesinden nasıl maça çıkarken sporcular kendilerini o maça hazırlayacak şekilde dinlenirler, hazırlarlar. Siz de kendinizi bir gün öncesinden hazırlayın. Bir kere gergin olmayın. Gözleriniz gülsün. Şey yaparken şakrabanlık veya böyle neşe, sevgi toburcu olmaktan bahsetmiyorum ama kendiniz gibi olun. Gergin olmayın bir kere. Gerginlik sizi de karşı tarafı da yorar ve konuşmanın sağlıklı ilerlemesini, gerekli detaylara kadar inilmesini zorlaştırır. El tokalaşmasına bu sadece iş görüşmesinde değil, her yer için geçerli. Yani çok yumuşak, silik veya çok sert değil. Sadece birbirinizi tanımaktan mutlu olduğunu size hissettirecek sıklıkta söyleyin. Karşı tarafın ismini söylediğinde anlayamadıysanız, kargaşa gelirse lütfen bir daha söyleyin ve ismi. Bir insanın ismini yanlış veya eksik söylemek kadar büyük bir gaf yoktur arkadaşlar. Ve tanıştığınız zaman emin olduğunuzu ve isminizi tekrar paylaşın. Kesinlikle iş görüşmelerinde ve ikili görüşmelerde vücut dilini kullanmasını bilin. Yani ellerinizi böyle önden bağlamak hiçbir görüşmede karşı tarafa her görüşmede karşı yapmayacağınız hiçbir görüşmede yapmayacağınız karşı ama şudur, ben kendimi korumaya aldım. Sen ne söylersen söyle ben işime geleni dinlerim, işime gelmeyeni dinlemem. Söyledikleriniz tamam benimle ilgili değildir. Bu mesajı verir. Geriye kaykılmayın. Dik veya öne doğru ilgili olun. Konuşanın yüzüne bakın, gözlerine bakın. Gözlerinizi kaçırmayın. Şimdi tabii her konuşmanın bir giriş kısmı vardır. Hal hatır. Ama orada da gözünü çıkarmamak lazım. Yani abartmamak lazım. Bu sizin ve karşı tarafın konuya kolay girmesi için ve konuyu tüm rahatlığıyla konuşabilmek için şeydir. Bir giriş kısmıdır. Mutlaka bu giriş kısmında seviyenizi yani seviyemiz derken siz oraya iş başvurusu için geldiğinizi unutmadan cümlelerinizi kurun. Evet. Sonra siz işte ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri sizden ne istiyorlar, ne bekliyorlar, ne pozisyonlar için, ne önü arkası sağa soluna anlamak için. Kendinizi anlatabilmek için. Anladığınızı anlatabilmek için. İhtiyaçları karşı verebileceğinizi anlamak için bu süreci çok iyi değerlendirin. Hani CV'ye sizi görmeden sizi anlatıp davet ettirecek kısım demiştir. Sizi davet ettirecek argüman CV'dir. Sizi işe aldıracak pozisyon da budur. Burada kendinizi doğru anladığınızı, bu işe ait olduğunuzu, o ihtiyaçları karşılık verebileceğinizi ifade anlatabileceğiniz anlamdır. Bunu yaptığınız zaman da o da işe girişin girişten önceki son kapıdır. Gerçekten işte aktüel kültürü olan bu aslında bir insanı tarif ediyor. Yani ülkenin ve ekonominin durumunda yaşadıkların durumunda güncel şartların dünyanın hani ben size dünyanın Fed'in bu hafta kaç ne açıklamasını yapacağını veya Ukrayna Savaşı'nda kimin neyle nerede ne konuşma yapacağını değil ama genel kültür olarak o haberdar olduğunuzu, açık olduğunuzu, algılarınızın açık olduğunu hissettirmeniz lazım. Ne istediğinizi, niçin burada olduğunuzu CV'de belirttiğiniz netlikten daha açık anlatabilmeniz lazım artık ya karşı karşıyasınız ve kendinizi sanki bu işe hazırlamış olduğunuzu açık ve net olarak burada görüş anlatabilecek durumda olmanız lazım. İşte baştan konuşuyor. Kendi yeteneklerini bilen, güçlü yanlarını bilen, bu işi yapabileceğine hem teknik hem de psikolojik hem de insan olarak bunu yapabilecek yetenekli olduğunu karşı tarafa ikna edebileceğiniz bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi en büyük sorun mesela bir işte çalışıyorsanız, bir işten ayrılırsanız niçin ayrıldın, niçin bu işten çıkıyorsun? Bunu çok açık net söyleyeyim. Çünkü eski iş yerinize mutlaka bir referans isteyecekler. Eski iş yerinizden referans veremiyorsanız zaten o iş yerinden ayrılma nedeniniz gizlenecek bir şey ise sıkıntılı var demektir. Ben öyle adamla görüşmem. Sıkıntılı durumdan siz haklıysanız ne söylerse söylesin. Siz söylediğinizde haklıysanız o zaman problem yok. O zaman sıkıntılı olması bir dert değil. Ama sıkıntı nedeni sizin yeni işte yaşayabileceğiniz, sizin yeni işi almanızda ve yeni işi yapmanızda
sıkıntı oluşturabilecek bir özellik ise bu sıkıntı. Size başınıza dert açar. Nelerden zorlandınız? O işten niye ayrıldınız? Efendim ben kurumsal bir yerde çalışıyorum. Ya, kurumsal bir yerin cümle olarak kurumsal bir yer. Aslında teknik olarak baktığımızda hiçbir yer kurumsal değildir. Ya aile şirkettir, ya patron şirkettir, ya da müdür ve yönetici şirkettir. Mutlaka bir zorluğu var mı? Siz sadece işte siz bir holding firmasına giriyorsanız kurumsal, küçük bir yerde çalışıyorsanız ben aile firma. Yok öyle bir şey. Siz kendiniz doğru ifade edecek cümleleri bulun. İşte neler yaptınız, ne katkılarınız oldu, neler öğrendiniz ve bunları nasıl verebilirsiniz? Yani işte, efendim tek başınıza yap. Bu öyle bir iş söylersiniz tek başınıza yapamazsınız. Mesela bir ekibin yapacağı bir iş var. 5 kişi yapmışsınız. Hepsini siz yapmadınız ki. Diğer 4 kişi bu şirkette onlar değil. Belki yapamayacaksınız o işi. Yani söylediğiniz şey gerçekten sizin yapabileceğiniz, yönetebileceğiniz, yönlendirebileceğiniz şeyler olmalı. İşte burada özetlersek ne yaptın, ne başardın, ne kattın ve ne fark yarattın cümlelerini sadece hissettikleriniz değil, karşı tarafa sorulduğunda da benzer şeyler söylenebileceğini düşünerek, benzer şeyler söylenebilecek ise bu kurguları yaparak söyleyeyim. En sıkıntılı işlerden bir tanesi budur. Neden iş değiştiriyorsa maaş yüzünden. Çok şey. İşte yöneticim yüzünden vesaire yüzünden. Evet, her tarafta sıkıntılı yöneticiler vardır. Her tarafta maaş problemi vardır. Her tarafta pozisyon önü skala olabilir. Bunları öyle bir anlatın ki gerçekten karşı taraf bu iyi bir eleman ve burada bu sıkıntıyı yaşadı. Aynı sıkıntıyı belki yeni yerde de yaşayacaksınız. Belki üzerinize çok genç bir yönetici arkadaş var. O da çok yeni işe başladı. Siz onun altına giriyorsunuz ve yönünüz yine tıkalı. Yani sadece o neden değildir. Birkaç neden olmalı ki bunlardan en az işte 3 neden söylemelisiniz ki bu 3 nedenden 2 tanesi sizin o iş, bir tanesi uymuyorsa bile orada, diğer ikisinin orada uyabiliyor olması lazım. Bunlar bizim için önemli şeyler. Evet, sosyallikleriniz, yani bütün işe, bütün yaşamınızı ifade ederken sosyallikle ifade edemezsiniz, etmemelisiniz. Ama siyasetle ifade etmediğiniz gibi edemezsiniz ama neler yapıyorsunuz, ne kadar sosyalsiniz, ne kadar köysiz, bunları da ifade etmenizde fayda var. İşte, hedefliyorsunuz. O işi niçin istiyorsunuz ve siz o işi niçin hak ediyorsunuz? Ondan sonra kendi yeterli. Bu zaten bu slayta baktığınız zaman CV hazırlarken de görüşürken de bunları siz karşı tarafa hissettirmeniz lazım. İster okuduğunda ister dinlediğinde bunları karşı tarafa hissettirmeniz lazım arkadaşlar. Evet. Ne kadar istersiniz cevabı? Aşağıda biraz önce de buna benzer bir gündemimiz olmuştu. Para önemli değil. Değil, para önemli. Biz para için çalışıyoruz. Hayatımızı idame ettirmek için para bize lazım. Ama o işten alınabilecek para, sizin alabileceğiniz para hem konjektürel hem de ülke şartları belli. Yani sizin bazen hak etmediğiniz para olabilir. Ben yaşadık bunları. Ama onu tercih ediyorsanız o işi tercih ettinizdir. O parayı, o işi o kadar paraya yapmayı tercih ettinizdir. İstemiyorsanız hayır deyin, yapmayın. Yani şöyle olmasın. O güzel bir laf var. Yaptığınız iş kendi karakterinizin karşılığı olmalı. Aldığınız ücretin karşılığı olmaz. Siz o işi yapmaya talip olun. O ücret uymuyorsa ayrılır gidersiniz veya seçmezsiniz. Veya mecbur kaldıysanız o işi yine siz gibi yaparsınız. Ayrıldığınızda bile sizin gibi yaptığını herkesin bilmesi lazım. Yani o kadar ücrete bu kadar para, bu kadar işe bu kadar ücret, o kadar ekmeğe bu kadar köfte cümlesini karşı tarafa hissettirmemeniz lazım. Bu bir karakter meselesi. Çalışma karakteri diyelim, çalışma ahlakı diyelim, ona ne derseniz deyin. Böyle bir şeydir. Evet. Evet, bunlar klasik. Buradan sırayla beraber okuyarak inelim. İyi dinleyin. Notlar alın bir kere. Ondan sonra flashback yapmayın. Ne toplantılarda ne konuşmalarda. Bir önceki konuda bir şey eksik kaldıysa lütfen bir sonraki konuya geçmeden onu tamamlayın ve bir sonrakiyi anlattıktan sonra bir de şu var diye tekrar geriye kesinlikle dönmeyin. Anlatsaydınız ona o manzaranı. Adam milletin kafasını karıştırmayın. Konuşurken mutlaka bir şey yapın. Aralar verin. Karşı taraf eğer sözlüğe girmeye çalışıyorsa ya bir şey arada hani ilave bir soru daha sormak istiyorsa anlattığınızda buna müsaade edin. Kendi yaptıklarınızı ben diye anlatabilirsiniz. Hareketlerinizin
şeylerin çok abartılı olmamak kaydıyla put gibi durarak sadece dudaklarınızı oynayarak bir konuşma yapamazsınız. Türkçeniz neyse öyle konuşun. Yani kendinizi bir başka şive olmadığınız biri gibi anlatmaya kesinlikle çalışmayın. Çünkü o şive 3. dakikadan sonra kendi haline gelir. Evet, aşağıya kaçmadan ellerinizi konuşun. Yani put gibi oturup karşısında insanın sadece dudaklarla konuşulmaz. Evet, buna çok dikkat edin. Karşı tarafın sözünü kesmeyin. Bitirsin cümlesini. Kaçmıyor hiç kimse. Bitirsin, sonlandırsın. Ondan sonra anlatın. Size sorulana cevap verin bir kere. Sorulmayana cevap vermeyin. Size onu merak ediyorsa sorur. Size sorulanı, sizden istenenin cevaplarını ver. Hatta cevabınız yoksa da cevabınız yoktur artık. Onun yerine bir başka şey anlat. Hani şey vardır ya, sınavda savaşı bilmiyorsunuz. İşte iki ordu bir ovada karşılaştırdılar diye bir hikayesel anlatıma geçmeyin. Varsa söyleyeceğiniz bir şey söyleyin, yoksa yoktur. Evet. Evet, bunu birkaç defa konuştuk. Takım, siyasi parti ve benzeri şahsi kişisel tercihlerinizi ne sorgulayın ne sorgulatın. Tekrar flashback yapmayın dedik. Evet arkadaşlar, bu son slide. Konuyu burada bitirmişiz. Benim anlatacaklarım bu slide'dan hareketle bunlar. Sorular var ise sorularla devam edelim. Eksik kalan bir şey var ise aklımız, dilimiz döndüğünce biz onu tamamlamaya çalışalım. Ferdi, sanıyorum bu sefer hiç soru gelmeyecek, öyle mi? Abi kusura bakma, buradayım, telefondaydım. Çok net herhalde, şey nedir o, bir şey yok herhalde, merak edilen kısım veya eksik kalan bir kısım. Hüsnücan Bey'in sorusuna baktınız sanırım. Yok, bakmadım, bir dakika. Bir dakika. Şöyle yazmış, peki tamam, hocam doğru. Ne kadar, tamam. Şimdi ne kadar ücret talep edeceğinizi bilmiyorsanız, onu kısaca şöyle geçtik üzerinden. Bir kere benchmark yapmanız lazım. Başvurduğunuz pozisyonla ilgili. Ama şöyle, yani o şirketin o ücreti veremiyor diye kendinizi ucuza satmayın. Mecbur kalıyorsanız o teklif etsin, siz istiyorsanız kabul edin. Mecbur kaldığınız için kabul ettiğinizi karşı taraf bilsin. Bunun anlamı şudur. Ben iyi bir iş bulduğumda, ben bu fiyata iş bulduğumda şey yaparım. Nedir o? Ayrılırım mesajını veririm. Ama bir kere seviye, mesela diyorsunuz ki mühendislik asgari ücreti yayınlıyor makine mühendisleri odası. Alın onu bir koyun. Bunun üstüne ne kadar çıkabilirsiniz? O sektörde, o işte çalışan, başka yerde çalışmış arkadaşlarınız, büyükleriniz varsa bunlara sorun. Ve orada kendinizce doğru ücreti mutlaka söyleyin. Karşı taraf şunu diyebilir. Yani şu kadar verebilir. Oturun düşünün bu sefer. O ücreti almaya mecbursanız kabul edebilirsiniz ama bunu bilsin karşı taraf. Ama atıyorum 5 birim ise oranın ortalaması, siz 15 birim oraya istemeyin. Ama 1 birim de istemeyin. Siz 5 birim doğru, karşı taraf mutlaka onun doğru ücret olduğunu biliyordur. Çünkü oradaki İK'daki arkadaş bunları biliyorlar. Benchmark yapıyorlar onlar. O biliyordur işi. O ücreti, doğru ücreti isteyin. O veremiyor ise kendi talebini söylesin. O yüzden mutlaka araştırın. Kafadan bir şey atmak olmaz. Evet. Evet, bir Mehmet Bey de şey demiş, kişisel SWOT analizi demiştiniz. Evet, bunu biraz açtık ama dediğim gibi, yani kişisel SWOT analizi oturacaksınız kendi başınıza. Desiniz ki arkadaş, ben neleri iyi yapıyorum? Neleri iyi yapmaktan mutlu oluyorum? Neleri yaparsam keyifliyorum? Biz yukarıdan aşağı yazacaksınız. Hangi şirketlerde çalışıyorum? Hangi sektörde çalışıyorum? Hangi pozisyonlarda çalışmak istiyorum? Hangi görevleri yapmak istiyorum? Bunlar neler beni mutlu ediyor? Uzmanlık alanı dediğim şey onlar. Sonra beni mutsuz eden şeyler, burada çalışırsam mutsuz olurum, şu iş sektörde çalışırsam, şu pozisyonda çalışırsam mutsuz olurum, şunu yaparsam beceremem,
şey için. Bu kendi SWOT analizinizi mutlaka mutlaka yapın arkadaşlar. Bunu çalışıyorsanız da, 50 yaşınızda olsanız da, 30 yaşınızda olsanız da mutlaka yapın. Bu sizin kendinizi tanımanıza, bir işte değilse de bir sosyal ortamda, evde, aile içinde, arkadaşlar içinde kendinizi konumlamanıza yarayacak şeylerden bir tanesi de budur. Ben bunu şey olarak, kişisel olarak bu işle ilgili iş görüşmesi ve mülakatta hiçbir ilgisi yok. Öneriyorum ve böyle olmasını tavsiye ediyorum. Abi teşekkür ederiz. Ağzına güzel, sağlık. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinizin ayağına sağlık, ağzına sağlık. Sorularınızla katıldınız, dinlediniz bizleri. Teşekkür ederiz. İş hayatına hazırlık seminerlerinin 5.sini gerçekleştirdik. Bugün son eğitimimizi Ahmet hocamızla beraber tamamladık. Varsa sormak istediğiniz, yorum katmak istediğiniz bir şey, buyurun sizi dinleyelim. Yoksa değerlendirmesini yapacağız katılmış olanlara. Belgelerini hazırlayıp teslim edeceğiz. Kocaeli'de olanları odamıza davet edeceğiz. Bir eğitim toplantısında buluşup belgelerini teslim edeceğiz. Olmayanları da mail üzerinden belgelerini göndermeni sağlayacağız. Dediğim gibi bir şeyler yapmaya çalıştık sizler için. Umarım yerine ulaşır. Sizlere en azından bir yol olur. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun, iyi günler.